oynanış videomuz daha oldu bu hafta. Dying Light 2'nin yeni oynanış videosu yayınlandı. İzlediniz sizde de Dying Light 2'nin oynanış videosunu. Ben biraz ileri sararak izledim ama dilerim Şey, çıkış tarihi yani. de verdiler. 2021 Aralık. Sanki işte geliştirme cehennemine düştü, öldü, bitti falan filan diye haberler çıkarken bir anda Mersem oyun hazırmış. Yani hazır derken 2021'in de sonuna itelediler ya, onu da gözden Cyberpunk kaçırdılar. Oh, Cyber oh, Cyberpunk'la oh. Cyberpunk aynı anda çıkıyor mi bu arada? olması. <laughs> Aynen, Cyberpunk'la aynı şeyde çıkıyor olması, tarihte çıkıyor olması. Yani evet. Oyun şeyinin döneminin dışında bir dönemde çıkıyor olması da böyle, ba hadi bakalım. Bakalım, bir erteleme gelir gibi geliyor bana ama göreceğiz onu. Tam ertelenecek tarihe koymuş gibiler Evet, der, evet böyle 2000, tam. hadi. 2021'in son, 2022 diyememişler muhtemelen, 2022'nin sonuna evet. ertelemişler. Ne düşünüyorsunuz Dying Light 2 ile ilgili? Bu arada onu da hemen verelim güzel bir ayrıntı. Oyunda Türkçe dil desteği de olacak. O güzel bir detay. Ön siparişi de paylaşılan başka bir detay da. <laughs> 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 Sayfan konuşalım mı lan bir gün? <gülüyor> <gülüyor> konuşalım mi? abi. Sadece onu özel bir yayın açalım. Yapalım yapalım. Çok isterim. Bir yıl sonra falan. Aralık ayında. Heh. Hani böyle bir yıl sonra <laughs> diye böyle. <laughs> insan, diye böyle. Ben Dying Light'tan çok keyif almıştım ilk oyunundan ee, yani çok büyük beklentilerle oynamadım oyunu ama parkur ve farklı silahların geliştirilebiliyor olması aslında biraz şey gibiydi sanki Dead Rising ama böyle parkur da işin içerisine katılmış böyle yoğun zombi orduları karşısında gece olunca farklı zombiler çıkıyor vesaire falan. Ee, bir de o zamanlar Harran geyiği vardı biliyorsunuz buzdolaplarından baklavalar çıkıyor yeniliyordu. Harran ama böyle Kaliforniya görünümlü bir Harran. Aynen. Ee, <laughs> o zaman hatta ben, ben gerçekten keyif almış ve Dost'a tavsiye etmiştim. O hiç beğenmedi. O benim çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesidir. Dost'un beğeneceğini düşündü çünkü o parkur yaparak hoplayarak zıplayarak gitmek, farklı silahlar yapmak falan güzel. Hani hikaye olarak çok matah olmasa da dünyayı gezip tozması keyifliydi benim açımdan. Şeyde, akşamları da bayağı gerici oluyordu. Farklı zombiler falan gelince. Dying Light 2 zaten biliyorsunuz Chris Avalon vardı. Fallout'ta ve falan, Mass Effect'te var mıydı emin değilim ama Star Wars'ta olduğunu hatırlıyorum yanlış mı yoksa bir Star Wars bir Kotor oyununda e, ikinci oyunda olabilir zannedersem. Yani Baldur's Gate'de olduğunu da hatırlıyorum. E, uzun lafı kısası RPG oyunlarında deneyimli işlere imza atmış, senaryo yazarlığını, görev tasarımlarını imza atmış birisi. Taciz muhabbetleri çıkınca geçtiğimiz sene, aslında bu seneydi belki de. Chris Evel'ın Apart topar ayrıldı Dying Light 2'nin geliştirme sürecinden. O bence seriye en büyük darbe vuran şeylerden, daha doğrusu oyuna en büyük darbe vuran şeylerden bir tanesi oldu. bu Cyberpunk 2077'nin de malum ortalığı ayağa kaldıran sebepleri sonrasında şimdi niye Cyberpunk'la Dying Light kıyaslıyoruz? Abi bunlar da Polonyalı. Tamam izlediklerim yol biraz böyle e, ha benzer olmasa da. Gerçi Techland en azından biraz daha ya e, yere sağlam basan bir firma. Ve Dying Light 2'de de tutup böyle Night City Wire gibi e, ipe sapa gelmez. Veya bir tane Keanu Reeves gibi bir tane biz de şeyi tutalım. Onun üzerinden yürütelim yapmadan bence e, kendi çeperinde oyununun tanıtımını yaptı. Benim gördüğüm oyunun iç videosundan bu arada çok keyif aldım. Ben e, Horizon Forbidden West'ten daha fazla beğendim. Gördüğüm oyunu. Ne ama de, ben de. müthiş bir şey ben. var abi. Müthiş bir downgrade bir gördüm. Yani görselle çok takılan birisi değilim. Ama bariz bir şekilde bu oyun biraz o gördüğümüz o ilk çekici dünyasından sıyrılmış. Daha farklı bir dünya var karşımızda. Ama bunun dışında dediğim gibi ben ilk oyunun hareket kabiliyeti, silah, farklı silahlar tasarlaması, hoplayıp zıplayarak gitmesi falan filan hoşuma gittiği için Dying Light 2'yi de beğenerek bekliyorum. Bu oyunda zaten iddiaları şeydi. Hani dünyaya etki edeceksiniz. Farklı hizipler var falan filan. Onu ne kadar verebilecek bilmiyorum ama bu ok şey kanca at, çek düşmanı falan çok çok hoşuma gitti açıkçası. Benim söyleyeceklerim Sana bu kadar. Şey soracağım tamam bak bu iki, şeyle başladılar ya sunuma. 2019'da bunu göstermiştik. Hani böyle şu kısmını anlatmıştık. Şimdi bu kısmını anlatıyoruz gibi. Hı -hı. Bir sunum yaptılar aslında bu oyunla ilgili olarak. Hı -hı, evet, ee, orada bir de e, şey vardı ya, Jason Schreier'ın iddiaları vardı. İşte bu oyun böyle bilmem kaç kez hani baştan yapıldığı, şöyle oldu, bilmem ne oldu. Sanki onlara da cevaben hayır abi biz hani o planımızdan sapmadık. Hani böyleydi. Evet şu şekilde devam ediyor gibi bir sunum gösterdiler. Evet, onlar Yedi zaten geldi biraz bana. Medya'yla şey yaptılar canım. Çarpıştılar. Medyadan çok şey evet. çıktı. Bu işte Cyberpunk gibi oldu. Bu oyun hiç çıkmayacak, iptal olacak. Çünkü Hı -hı. onların şeyi de hatırlıyorsunuzdur. Dead Island 2 de çok sükseli bir şekilde duyuruldu. Ama e, iptal oldu. Sonra başka bir firmaya geçti. Hatta bir ara Dead Island 2 şey yapıyordu. Spec Ops the Line'ın geliştiricisi Yager Studios'a kadar gitmişti o iş. Ama kaldı abi. E, bir tür şey yapamadılar. ya bu adamlar Dead Island'da da çok iyi bir CGI video yapmışlardı, hatırlarsanız bu tersten işleyen bir zombi kıyameti, bir çocuğun ailesi e, otel odasında geriye doğru giden bir fragman yapmışlar. Oradan buldum. Dead evet, Island'ın evet. çok iyi bir oyundu hatta, yani ortalamadan belki birazcık halledeceği bir oyundu. Ee, birkaç tane böyle iş yaptılar, teklendi bu iş tuttu. Teklent ortalama bir firma, ee, çok böyle büyük işleri de yok. Bana bu firmaların, CD Projekt Red, Techland'in biraz Se tabii sevilmesinden mi kaynaklı ya da bir çok fazla içeriye kapital girdi de biz abi doğayısını yaparız deyip gaza mı geldiler bilmiyorum ama umarım daha United 2'de baltayı taşa vurmazlar. Yani gördüğüm oyun fena durmuyor çünkü. Sen neye göre ilk oyuna göre mi downgrade dedin yoksa 2019'daki farklarına gösterilen... nazaran? Yok yok görsel olarak. E, 2019'da ha, görsel izlediğimiz olarak. fragmanlara, gameplay videolarına bakın abi. Bariz ha, çok bariz. bariz fark var arada. Çok bariz fark. Var. Aynen. Ha bu arada dedim ki ben görselliğe hiç takmama benim umrumda değil. Hani iyisi a süpermiş dedim çünkü en sonu tüm bu oyunlar birkaç saat içerisinde kendini tekrar ettiği ee. zaman öyle sürekli o ok kattığın 20 saat boyunca bir oyuna dönüştüğü zaman ya sıçayım ışık, ışık efektine de oynayan saçına da diyorsun yani abi <laughs> durum bu. Ama ilk oyun da öyleydi abi ya Dying Light 1. Çok çabuk kendini tekrar etmeye başlıyor. Öyle ya orada bir işte farklı falan. silahlar, gece gezintisi falan filan güzeldi. Onun dışında dediğin gibi çok şeydi. Ha, süper bir oyun olarak değil. Ben zaten e, bu parkur meselelerini sevdiğim hoplayıp tırman e, zıplamayı sevdiğim için belki sen de beğenirsin diye düşünmüştüm. Bana bir teklif şey, var o şey, zaman. Birinci oyunu beraber oynayalım mı tekrardan? Olur. olur. İki çıkmaya yakın böyle. Olur. Belki. Olur abi. Bir, ara, ara bir, bir, bir sene girip birinci oyunu yayınlarda falan da olur. Kendi başımıza da olur. olur. Bir tekrar oynayalım bakalım. Ben bir kere... Hani çok bölük pörçük oynadım. Belki ondan dolayı da bir şeyler kaçırmışımdır diye düşünüyorum. Yok abi şöyle bak süper bir oyun değil zaten doğrusu. Hani Nasıl diyeyim sana? ha Bizim için iyi oyun dediğimiz kategoride değil ama eğlenceli bulmuştum abi açıkçası. Hani yani. eğlenceli bir oyun bulmuştum. Ee, bir arkadaşla birlikte falan oynadığın zaman bence çok daha keyifli olabileceğini düşünüyorum. Onlar çok söylüyorlar. Onlar çok söylüyorlar. Koop olarak çok daha keyifli Ben tek başıma oynadım. Biliyorsun o konuda bir şeyim var yani. Oynasa Batak oynasam. arkadaş. yediler gidiyor o ya yani bir de coop olarak da görmek istiyorum oyunu. Beraber oynayalım olmadı bir daha. Bir şeyin de oynayalım aynı zamanda. Ek paketinde çok iyi olduğunu söylüyorlar. Araç kullanımı hmm. vesaire de ekleniyormuş. Ben ek paketi oynamadım. Ona da bir göz atmışlık göz atmış Ya olabiliriz. Bu arada Dying Light'ın orijinal oyunu tutup da bayağı da bir sattı abi bu arada. Çılgınlar gibi satınca çok fazla destek verdiler. Ben tek o konuda takdir ediyorum. Yani CD Projekt öyle, Witcher'a çok güzel hani ücretsiz güncellemeler, şeyler yaptılar, ek paket kavramını geri getirdi adamlar. Hani Expansion Pack, DLC değil abi, Expansion Pack dediğimiz şeyi geri getirdiler. Ee, umarım burada da aynı şeyi de devam ettirirler. Art niyetli firmalar olduklarını düşünmüyorum ama bence e, o İngilizlerin, e, Gavurun tabiriyle hani more than two, neydi o yani yutabileceğinden fazlasını şey yaptı abi ağzını aldı demek istemiyorum ama. Yani. Yani, o, öyle bir şey oldu. Bu iki firmaya da bence aynı şey oldu. Kesin. Ya iki şey soracağım bu arada sana. Bu arada 22 milyon satmış chatten e, iddia edilene göre. E, bu oyunda silah kullanımı olmayacak diyorlar. Sence Hani eksikliğini hisseder miyiz? İlk oyunda bokunu ateş mu çıkartıyordu? Silah. Hani bu e, silah şey, ateşli yani. silah Ateşli ateş silah Ateşli silah, ateş silah, silah sonlarına doğru açılıyordu zaten. Çok fazla mermisi de yoktu gibi hatırlıyorum. Hani birçok <laughs> özel durumlarda kullanabildiğin şeylerdi zaten. Ya Oyun bozuyordu ya yani. Iyi, i̇yi değildi kullanım bu arada. Yani kullanım olarak hmm. eğlenceli değillerdi ateşli silahlar. Yani yakın silahlar kadar cilalanmış hmm. hissettirmiyorlardı ama oyunu bozduklarını düşünmüyorum açıkçası ya o kadar. Yani çıkarma... Bilemedim. Bir şey ya. Bir de bu. Ha, esas esas güzelliği yakın dövüş silahlarının böyle farklı farklı elektrikli alevli falan filan olması. biraz. Bu arada bir de şey de pek... yapmışlar abi. Söyle. Haritayı ya yani bunu gerçi yine duymuştuk Cyberpunk'tan da haritayı dikine keşfetme. As <gülüyor> <Çinlikler>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi beni konuşturma abi. Haritayı ya. dikine <laughs> keşfetme olayı abi işte yukarılara çıkacaksın aşağılara ineceksin falan filan muhabbeti varmış. Bir de abi işte gece yine eee Evet gündüz, farklı zombi. Aynen farklı zombi. Ayrı tipi bir de, tehdit. Gündüz dışarı çıkmayanlar gece dışarı çıkacak. Siz de işte o gece dışarı çıkanların e, yuvalarına gireceksiniz. Karakterinizi böyle geliştirmek için çok önemli e, bir şeyler materyaller olacak. Şu, ne olacak falan filan. Neon sıkacağın bunda artık böyle neon muhabbeti gelmiş. Şey abi ben açıkçası izledim. Biraz sonra zaten Far Cry 6'ya da bakacağız da benim hani bu 3 Horizon işte Dying Light Far Cry peş peşe oldu zaten oynanış videoları. Benim en yani çok bu abi. Ha, ah, çıksa ben bunu oynarım dediğim hani eğlenceli görünüyor. Oyun oldu, değil mi? <laughs> ya benim, Aynen öyle. Bana benim da öyle bu geldi. oldu çünkü ben zaten zombi konseptinden bıkmadım. Dostum tam tersi. ben çok bıktım <laughs> ben, ya. Ben bıkmadım. Ben <laughs> çok bıktım <hala. çok gülüyor> Ya bunda da abi... Ben, ben bir... hiç sevmememe rağmen ilgimi çekiyor. Bunda da abi hani şey yani hikaye hikaye bu arada bayağı özenmişler öyle diyorlar. İşte seçimler önemli olacak. Çeşitli işte şey gruplar var. Birine destek verince ama klasik şeyler de birine destek veririz. Onu soracağım. Falan bir falan. araya girebilir miyim sana? Ya bunda bu hala RPG olayı var mı? Yoksa sadece işte bu şehirlerdeki işte şöyle mi olsun, böyle mi olsun kadar mı sınırlı olacak? Ben Vallahi onu kaçırdım bu, galiba. Bunda şöyle bir durum da var. Ya yani verdiğim bir karar diyelim işte şehre Baraj kapılarını açacak, işte su altında olan yer kuruyacak, orada yeni bir bölge ortaya çıkacak. Böyle mekanikler falan da vardı. Yani verdiğin karar, harita'daki yeni bir bölge açmaya kadar işte etkili olacak gibisinden bir şeyler demişlerdi zamanında. Yani biraz hani hikaye kısmına hafiften odaklanmışlar. Ya onun dışında ben hani şeyini de sevdim. Ne keşfe açık, büyük. Yani eğlencelik. İlk oyun da öyleydi. Sanki İlk oyunun biraz daha böyle üstüne hafiften koymuşlar o açıdan. Platform öğelerini de dediğim gibi biraz daha keşfe açık yapmışlar. Dünyası da büyümüş ama harbi sağlam downgrade var ya. Yani ya neredeyse ilk oyunun remake'i gibi duruyor. Yani hani böyle <laughs> e, yeni bir oyun gibi durmuyor ya grafikleri. Çok şey yapmışlar abi. Bayağı bir düşürmüşler ya grafik açısından. Yani böyle çarp <laughs> çarpıcı görünmüyor ya. Ben şu işin RPG kısmından çok iddialı konuşuyorlar. Kendilerine evet. çok güveniyorlar. Bu arada o adam hani yaptığı, yaptığınız, <laughs> yaptığınız seçimler son fragmanda bile hala şey, diyorlardı abi yani yaptığınız en ufak seçim diyor baya baya fragmanda yaptığınız işte en ufak seçim yaptığınız en ufak hareket işte will ripple through the whole game falan etkilerini tüm oyun boyunca hissedeceksiniz. Oğlum Cyberpunk böyle deyip deyip olmuyor işte. İçinde hiçbir şey olmadı i̇şte, o işte, işte, adam yani, tamam şunu oynayacak. diyebiliyor yani? <laughs> ya ya bu boku tekrar yemeği cesaretinde bulunuyorlar mı gerçekten? Eder. Böyle bir kitle olduğu müddetçe eder. Eder. Cyberpunk'tan sonra, Cyberpunk'tan sonra bu kadar başına bela açıldıktan sonra hala nasıl götleri yiyor ben onu anlamıyorum. Eğer yalansa tabii daha yalan olup olmadığını bilmiyoruz şu an. Hemen şey yapmayalım ama ne bileyim o yani. O olay downgrade oldu bence işte o yüzden de sordum yani o sadece şehir bazında kalacak gibime geliyor. Hani iki tane diyalog seçeneği çıkar hani karakterlerle konuştuğun zaman ama etki ettiğin şey hikayenin gidişinden çok bence artık o şehir, bölge alanları öyle mi olsun, böyle mi olsun gibi. Bence çok kalacaklar. Çok fazla belki işte Cyberpunk gibi hani böyle daha sonlara doğru birkaç bir şey etkilesin karakter, seçim yapsın gibi olur. Bence daha fazlasına girişmezler. Eee downgrade olan şeylerden biri de bu bence. Bir de bu, bu Talha sen de hatırlarsın belki. Benim hatırladığım e, bu hikayeden sorumlu adam sanırım bu işte taciz maciz olayı sonrası. Bir evet evet Değil işte mi? Oydu. E, e, şeyi artık. yapan, e, hikaye kurgusunu yapan adam. Abi adam Fallout'ta falan filan şey yapmış birisi ya. Boulders Gate'lerde, Fallout'larda falan çalışmış. Çok çok tecrübeli birisiydi. Ben onun var olmasından dolayı işin RPG kısmından dolayı heyecan duyuyordum. Hani o ayrıldıktan sonra ne kadarını toparladılar, ne kadar oldu? Çünkü bir abi bir o işin uzmanı birisinin tabii ki bir taciz olayı falan filan varsa onlardan bağımsız konuşuyorum ama bir işin uzmanının o işi başlayıp bitirmesiyle yarım bırakması arasında dağlar kadar fark var. Bir de ben bu tarz oyunlarda şey hiç sevmiyorum abi. Çok açık bir şekilde işte RPC'ye etki edecek falan diyor, seçim yapmaya itiyor seni ama abi çok açık bir şekilde bir taraf beyaz, bir taraf kara olmaması gerektiği kanaatindeyim. Evet. Yani gri karakterler yapması lazım abi. Seni gerçekten de ulan bunu yaparsam şöyle olacak, bunu yaparsam böyle olacağı iyi vermesi lazım. Bu oyunlar onu vermiyor. Evet. Yani böyle kendince oyunlar, e, şey işte, hikayeyi etki edeceğimizi söyleyen oyunlarda çok net bir şekilde abi şeyi veriyor adamlar. Hani bak bu kötü adam bu oyun... iyi adam. Öyle değil abi kıyamet sonrası bir dünyada bence gri karakterler olması Oyun lazım. kararı vermiş oluyor aslında çoktan sana o karakteri Hı -hı. tanıttığı bu zaman. Oyun sanki, sanki Dying Light 2'de verecek gibi bir şey var. Çünkü üç farklı şey var ya. Bunların yani birbirlerinden daha kötü veya daha iyi olduklarını zannetmiyorum gösterdikleri kadarıyla. Sanki verecek gibi bakalım bu oyunda. Hani farklı taraflarda şey yapmak böyle bir Fire Emblem'daki falan olduğu gibi hani hepsi hepsinin kendi idealleri, kendi amaçları var ya. Hiçbiri hmm. gerçekten kötü veya iyi değil falan gibi. Bunda da sanki böyle bir havaya girecekler gibi duruyor fragmanlardan gösterdikleri kadarıyla. Hani hangi karakterleri seviyorsak onların tarafını seçeceğiz gibi duruyor. İyi veya kötüden kötüye nazaran yani. En azından öyle gözüküyor bilmiyorum. Bir de onu tanıttılar işte tarım yapanlar var. böyle asker tipinde işte hayatta kalmaya çalışanlar var. Neydi? Night Riders mı? İşte böyle o şeyleri de tanıttılar. Ee, ne derler? Toplulukları falan da. Bunun için... Şey.